Avrupalı yetkililer Rusya'ya karşı Türkiye'nin silahlandırılması gerektiğini açıkladı. Yanlış. İddiaların kaynağı Eurasia Review adlı sitede yayınlanan bir görüş yazısı. Ancak yazıdaki düşünceler bir yazarın şahsına ait. Ukrayna'daki Harkov'da bir hava saldırısını gösterdiği iddiasıyla paylaşılan bu görüntüler 2020 yılından. Yine Harkov'da yaşanan şiddetli patlamaları gösterdiği iddiasıyla yayılım gösteren bu görüntüler de 2015 tarihli Çin Tianjin patlamasında. Şu an izlediğiniz videoda Harkov'a inen Rus paraşüt birliklerini göstermiyor. Söz konusu video 2016 yılından bu yana farklı zamanlarda dolaşıma girmiş. Ukrayna'nın Harkov şehrine 24 Şubat 2022 tarihinde Rus bayrağı çekildiği iddiası da yanlış. Fotoğraf 2014 senesinde Ukrayna'daki protestolar sırasında çekilmiş. Şu an izlediğiniz videoda ölen Ukrayna askerinin annesiyle konuşan Rus askerini görmüyorsunuz. Görüntüler 2017 yılından videodaki asker kendi özelliğini ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerinden. Bu videoda Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırılarından birini göstermiyor. Video War Thunder isimli savaş oyununda. Bu görüntüler de Kiev'de Rus tanklarına yönelik güncel Molotov saldırısını göstermiyor. Görüntüler 2014'teki protestolardan. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Twitter'da dünya liderlerini takip etmeyi bırakmadı. Zaten kimseyi takip etmiyordu. Dinamo Kiev oyuncuları silahlanarak Rusya'ya karşı direnişe katılmadı. Fotoğraf gayri resmi bir gençlik hareketi olan Honor'un sözde üyelerini gösteriyor. Fotoğraf Ukrayna Başkan Yardımcısının eşini göstermiyor. Ukrayna'da Başkan Yardımcısı mevkisi yok. Fotoğraf 2021'de geçit töreni provasında çekilmiş. Time dergisinin Putin'i Adolf Hitler'e benzeten bir kapak tasarımı yok. Kapak bir sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştiri amacıyla hazırlanmış. CNN Türk ekranında yayınlanan video Rusya-Ukrayna çatışmasını değil, sanatçının 2. Dünya Savaşı tasviri olan 3 boyutlu tasarımını gösteriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi üniformalı gösteren fotoğrafın güncel olduğu iddiası da doğru değil. Fotoğraf 2021 yılından. Evet, Ukrayna saldırı altında. Bu gerçek. Ancak yayılan görüntülerin birçoğu eski tarihli ve yanlış ilişkilendirilmiş. Doğrudan ayrılmayın, sağlıcakla kalın.